Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın babası olmadığına dair herhangi bir ayet olmadığı bilgisi doğru mudur? Babasız olduğuna dair ayet yokmuş. Şimdi hep Meryem oğlu İsa diye geçiyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Meryem oğlu İsa, ondan sonra şeyde de ayet-i kerimeden bana hiçbir beşer dokunmadan okuduk onu daha önce yani şey Ali İmran suresinde okurken. Hiçbir beşer dokunmadı. Dokunmadan benim nasıl çocuğum olacak diyor. Hiçbir beşer yani o babası olsa beşer değil mi ya, bir insan değil mi? Ondan sonra da o çocuğu getirdiği zaman ne kadar kötü bir şey yaptın diyorlar Meryem validemize. وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيَّا Yani senin diyor annen belli, babam belli yani bak sen Harun'un kız kardeşisin, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Evli olsa ne derler? Herkes büyük bir şey yapar. Oh çok güzel çocuğumuz oluyor diye büyük bir tören yaparlar. Yani büyük bir sevinçle karşılar ama bunu çok kötü bir şey yaptın diyorlar Meryem'e. Yani baştan aşağı böyle Meryem validemizle ilgili ayetler. Ama bazı insanlar bir acayip yani gerçekten böyle bir Birebir o bahane cümleyi bulmak için arıyorlar birebir o bir ayette. kelime arıyorlar. Evet. O inne mesela İsa inde Allah'ı ki Te mesela mesela Adem Adem de var. halak Adem'le o ortak özelliği babasız min olmalar yani. Adem'le ortak özelliği Yoksa babasız kendisinin olmalarıdır tabi. annesi var. Ortak bir özelliği yok Tabi. orada. Adem Aleyhisselam'ın da Evet. babası yok. Ha, şeyin annesi var. Evet. Yani İsa birebir Aleyhisselam'ın ortak özellikleri birebir babasız ortak. olmaları. Tabi şey ortak özellikleri babasız olmalarıdır. Çünkü onun annesi var ama şeyin annesi toprak Adem Aleyhisselam.